Merhaba arkadaşlar, Xiaomi Redmi Note 9 ile PUBG Mobile testi ile karşınızdayım. Saat 10.41 bataryamızda %34, şöyle göstereyim size. Wi-Fi ile bağlı uçak modu açık, parlaklıkta %50'de. Parlaklık full ev içinde oynayan ben düşünmediğim için parlaklıkları genelde bu seviyede tutuyorum, bunu belirteyim. Bu arada şu yandan biraz ışık geliyor, ben bunu bir ayarlayayım oyun açılana kadar. Şöyle. Evet, şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Yine ışık geliyor ancak onu da yapacak bir şey yok. Ona da ne yapalım yani. Şöyle. Tekrardan ayarla. Daha önceden girdiğim için bu arada şunu bir herhangi alalım. Şunu seçelim. Buradan ayarlara gelelim. Grafiklere, HD yüksekte oynuyorum. Neden akıcı yüksekte vesaire oynamıyorsun diyen arkadaşlara söyleyeyim. Telefonunuz ne kadar zorlarsak o kadar iyi arkadaşlar. Yani düşük ayarda oynamanın bir mantığı çok yok. Parlaklığı biraz daha açabilirim. Evet, %55 seviyesinde parlaklığımız mevcut. Snapdragon 720G bakalım bize neler sunacak arkadaşlar. Ben bunu Mi Note 10 ile zaten mantığı açılış testini vesaire de yapacağım. Oyun açılış hızını falan, ısınmasını falan da size söyleyeceğim. Bu arada jiroskop olduğunda şöyle görmüş oluyorsunuz. Jiroskopu da şöyle göstereyim size. Bu arada şu ayarlara girip burada ayarları ben bir kontrol edeyim. Cihazı şey aldığımı söyleyeyim tekrardan size. Ayarlara bir kendim bir bakmış olayım. Evet. Evet evet. Tamam, ayarlarda bir sıkıntı yok. Sesleri de kapatalım. Şu ana kadar akıcılığı gerçekten çok iyi, bakın. Bakın. Gerçek iyi, akıcılığı gerçek iyi. Yani şu anki akıcılık bana Mi Note 10'dan biraz daha iyi geldi açıkçası. Bir söyleyeyim size. Çıplak akıcılık. Oyuna daha başlamadık yani, düşünün. Hadi bakalım. Bazı arkadaşlar yorumlarda görüyorum, şunu diyorlar. Oyun testi demişsin ancak testlik bir şey yapmadın. Arkadaşlar oyun testi dedim, benim daha önceki videolarda görebilirsiniz. Aynı başlığı kullanıyorum. Bir saniye. Şöyle insin şuraya. Oyun testi dedim şu. Yani şu saatte başladım. Şu kadar ısındı. O tarz yani. Şu kadar bataryaydı. Test dediğim o. Yani bir ısı ötme cihazı vesaireyle bunu kıyaslamayın. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Bireysel bir kanal sahibiyim, bir şirket vesaire olmadığım için o tarz şeylere girmeye hiç gerek yok. Biraz erken inmiş. Neyse, şuna biz bir atlayalım. Bu arada kuzenim şu tatma falan yerlerini öyle bir yere koymuş ki buna biraz zor alışacağım açıkçası. Neyse, oyun akıcılığını siz de görün. Gözüm başka yerdeydi, o şeye takmış. Akıcılık şu ana kadar gerçek iyi. Snapdragon 720G iyi iş yapacağını düşünüyorum şu ana kadar, öyle görünüyor. Şöyle devam edelim biz. Şöyle inelim hatta. Bu arada şunu odaklamaya çalışıyorum. Akıcılık gerçekten iyi ya. Akıcılığı beğendim. Bu arada şuradayken ben şunun bir kombinasyon, evet. Şunları az ben bir ayarlamak istiyorum.
Çünkü bana göre uyumlu değil. Arkadaş kendine göre yapmış ancak bana hiç uyumlu değil. Evet, kaydedelim. Jiroskop da açık olduğu için şöyle arabayı biz binelim, yine devam edelim. Biraz bu arkadaşın ayarlarına alışmam uzun sürecek. Jiroskopla fazla oyun oynamam. Bu arada nereden atıyor bana bunu? Buradan çıkayım ben. Bakalım bunu bize nereden atıyor acaba? Bot mu? Vurabilecek miyiz? O bizi vuracak. Merak ediyorum açıkçası. Bot ise de botu vurdum demeyin abi. Öyle şey ya. Yorum atanlar var. Ha şu jiroskop ile oynamak gerçekten zor. Buna biraz zor alışacağım. Kapatsam daha iyiymiş açıkçası. Bu 150. Şöyle bir çıkalım bakalım. Bakın. Yani akıcılığını görün diye şu an fazla ayar yapmadım. Aslında şunun boyutlarını da ben biraz daha küçülteyim. Yoksa ilk halde gelen beni vurabilir açıkçası. Şöyle butonun boyutlarını biraz küçültelim. Çünkü çok büyütmüş bunları ya. Bunu da küçültelim, evet. Bunu da şuraya alalım. Kaydet diyelim. Evet, geri geldik mi? Şimdi bana göre oldu açıkçası. Böyle gidelim şuralara. Yani etrafımda herkes bir telefon alırken bana soruyor. Bu bir yönden iyi bir şey gerçekten. Benim için de içerik çıkıyor. Bazı yine soranlar var. Bu videoda onu anlatmış olayım. Nereden geliyor bu cihazlar? Arkadaşlar, etrafım biraz geniş olduğu için bu telefon vesaire alacak olan herkes genellikle benden öneri alır. Ben de onlara öneri verirken telefonu ver, biz de biraz inceleyelim bakalım diyorum ve o aldığım dönemlerde de böyle video içerikleri üretiyorum. Yani bir şirket olarak vesaire değil. İçerik üretmek için sadece yani. Yoksa bir yerden cihaz yollayacak olan varsa yollasın, reklamını yaparım, o ayrı bir şey. Ama bir iki yere de hatta söylemiştim bunu, bir iki satıcıya Çin'den cihaz getiren, ancak cevap dönmüş yapmaları halinde. Aranızda öyle biri varsa bana cihaz yollayacak. Ben bir gün inceleyip onu ona tekrar reklam yapıp iade edeceğim şekilde olabilir. Evet, bazı kişiler böyle sanıyor. Ama öyle değilim şu an için. Bu kötü bir durum. Şurada bir tane gördüm ben. Bakalım bulabilecek miyiz onu? Kaçıyor şuradan. Bir tane içerideydi. Öyle lan. Bu arada şunu söyleyeyim, ben oyunlarda bazen farklı silahlar aldığımı görüyorsunuz. Mesela Fena vurdu beni. Neyse, oyun performansını şu an ne kadar oldu? Saat 10:51.
Bataryamız %32. Parlaklığımız böyle. Wi-Fi bağlantısı vardı. Buradan lobiye dönelim. Isınma yok denecek kadar az. Hem nemli bir ortamdayım, ev içindeyim. Ona rağmen ısınma yok denecek kadar az. Hem de HD yüksek ayarlardayım. Şimdi bunu grafiklerden HD düşüğü alıyorum. HD düşüğü alıyorum. Tekrardan başlayacağım. Bu kısa olacak bu. Biraz daha kısa olabilir. Sadece şeyini görün diye. Bu arada şunu belirteyim. Demin vuruldum. Normalde ben onu vururdum da. Bir şey anlatırken geçmiş olsun. Vurmuş beni. Neyse şimdi HD düşük ayarda bakalım nasıl bize performans sunacak akıcılıkta. Şöyle şey yapmadan da size göstereyim. Bu ara 11 dakikalık bir video olmuş. Şu an saat şu an 10:52. Batarya %32. Ve HD düşükken oyunun performansına devam ediyorum. En baştaki saat ve batarya oranı ile bu video, bu oyundan sonraki saat batarya oranını videoya eklerim yazı olarak. Ne kadar sürede ne kadar şarj yemiş onu görürüz. Bakın bu cihazda hoparlör yeri burada. Kalitesini beğendim bu arada. Minoton da tam şuradaydı ve eli tam şuraya kapatıyordu. Minoton'daki tasarım eksikliği gerçekten beni biraz rahatsız ediyor. Şu bölge benim direkt YouTube kapak resimlerim oluyor. Çünkü videolar bayağı, mesela Note 6 Pro videosu 130 bin izlenmişti. Bu kapak resmi öne çıkarıyor telefon videolarını, öyle düşünüyorum açıkçası. Bu arada çok da uzatmadan ve akıcılığını size göstermek için yakın bir yerlere inelim açıkçası. Şuraya gidelim. Şuraya kadar insin. Bu arada bazı oyun videolarında yine soranlar var. Çünkü çok soru soruyorlar. Adama şöyle bir video çekiyorum mesela. Hangi telefon alınır şu fiyat aralığında? Bana diyor ki şu fiyatı hangisini alayım? Zaten videosunu yaptığımın altına neden soruyorsun da soruyor. Videoda yaptıklarım demek ki benim önerdiklerim. Böyle de var. Çok enteresan. Veya videoları izlemeyip sadece bir videoyu görüp o videoya yorum atıyor adam. Şunun incelemesini yap diye. Zaten yapmışım ama izlememiş. Yani bu videoyu öyle izleyecekler varsa lütfen bütün videolarıma baksın ve beğenin arkadaşlar. Bu ara YouTube izleme oranları gerçekten düştü. Müzik kliplerine de bakarsanız gerçekten izlenmeler biraz düştü bu ara. Sebebini tam bilemiyorum. Teknik sebeplerden mi başka şeyden mi ancak düşüş var. Bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Bu arada akıcılık. Ya şunu ekleyeyim. Şu 90 Hz bir ekran olsa gerçekten efsane bir oyun oynarsınız birazdan. Akıyor şu an ama 60 Hz olduğu için ekran. Bakın şu geçişler sanki şey gibi görünüyor. Yani akıcı görünmüyor. Aslında oyun çok akıcı bakın. Yani gerçekten çok akıcı bir performans sunuyor bize 720G ama 90 Hz olsa şu kayganlığı düşünün o 90 Hz ile birlikte gerçekten efsane performans sunar bize. Yani şu ana kadar 720G 730G'den biraz daha iyi. Gerçekten biraz daha iyiymiş. Özellikle grafikte. Bunu hissettim açıkçası. Şöyle şuradan biri var. Bayağı uzaktan attım. Evet. Ölmüş. Potisi de geçmiş olsun. Mini var, C12K var, hiç gerek yok. Ha şunu diyecektim demin, o arada vuruldum. Daha bir önceki oyunda. Bazen ben tekli silahlar daha iyi olabilir bazı modelleri. Şu an isim gelmiyor aklıma. Ama ben seri atan ve biraz daha düşük olsun ancak seri atsın benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bazen öyle daha düşük silahı bıraktığımı falan görmüş olabilirsiniz. Tek sebebi odur arkadaşlar. Çünkü tekli daha güçlü olsa da uzun süre bu oyunu her gün oynamadığım için o
Dürbün açtığımdaki odaklamayı her zaman düzgün yapamıyorum. Akıcılık gerçekten çok iyi. Oyundan çıkalım arkadaşlar. Daha çok da uzatmaya gerek yok. Çok uzun çektiğim videolarda inanılmaz izlendiğini söyleyemeyeceğim. Evet. 10.57 ve batarya oranımız %32. Ya şu ana kadar ilk başladığım oranı hatırlamıyorum, ancak video eklerim iyi bir batarya performansı bizi sunduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Redmi Note 9S'in şarj, batarya ve oyun performansı böyleydi. Isınma yok. Yok yani, bildiğiniz ısınma yok telefonda. Çok iyi olabilir. Şurada hafif bir elinize aldığınızda hissediyorsunuz sadece. Hem de yaz ayında olmamıza rağmen. O yüzden ısınma konusunda dert etmeyin. Ekran IPS sevmeyenler olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama bu tek delik çentik normal damla çentiğe göre bence daha iyi. Ama bunu keşke şuraya yapsaymışlar. Çünkü oynarken şu tam ekran şeyini bozuyor bu biraz. Onun dışında gerçekten oyun performansı olarak tahmin ettiğim gibi iyi bir cihaz. Bataryası da iyi. Videoyu beğenirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İlerleyen günlerde Note 9S'in Mi Note 10 ile PUBG Mobile açılış hızını da size göstereceğim. O videoyu da atacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.